Uşak valisi Turan Ergün, Kalfa Yardım Toplama Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Turan Ergün, Kalfa Yardım Toplama Merkezi ziyaretinin ardından Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde basın açıklaması yaptı. Arama kurtarma ve yardım ekibi olarak biz kamu kurum ve kuruluşlarından 41 araçla 161 personel, destek AFAD gönüllüsü olarak 3 araçla 33 personel, yine yerel destek ekipleri olarak Uşak Belediyesi, İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü, yine Milli Eğitim, İHA, AFAD olmak üzere buradan 55 personel, 3 araç. Toplamda 47 araçla 249 personel şu anda bizim deprem bölgesine gönderdik. İş makinesi anlamında dün itibariyle 16 iş makinesini sevk etmiştik. Bugün bu adet 20 oldu. Bu hem kamu kurumlarına ait hem özel sektöre ait iş makinelerini içeriyor. Onun dışında tabii mevsim kış biliyorsunuz, barınma ve sıcaklık çok önemli. Uşak'ta bizden en büyük beklenti battaniye. Dün sağ olsun bütün battaniye üreticilerimizle bir araya geldik. Hem organize sanayi bölgemizde hem valilikte, ticaret odamız, belediyemiz ve bütün üreticilerle bir araya geldik. Arkadaşlar bütün üretimlerini deprem bölgesine gitmek üzere üretiyorlar şu anda. Yani normal ticari amaçlı battaniye satışı yok. Yani deprem bölgelerine yardım amaçlı battaniye alıp göndereceklere battaniye üretiyoruz. Şu an itibariyle de bizim ilimizden 40 tırla 163.767 battaniye Uşak'tan yola çıktı. Burada da şu anda 10 tır yola çıkmak üzere bekliyor. Onlar hariç. Onlarda da yaklaşık 50 bine yakın battaniye var. 40 binden fazla, 50 bine yakın battaniye var. Uşak Valisi Turan Ergün'ün OSB'de yaptığı açıklamaya göre acil yardım hesabına vatandaşlar toplam 4.319.000 lira nakit yardımı yaptı. Kan bağışında ise 398 ünite toplanan kan alımı 7 Şubat itibariyle durduruldu. Uşak'ın hayırsever hemşerilerine, gerçekten hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Çok duyarlılar. Buradan önce Kalfa Spor Salonu'na gittik. Dün akşam belediyedeydik. Valilik önü. Yani orada neredeyse 3 yerde 2000'den fazla insan sürekli sirkülasyon halinde gelen yardımları istifleyip, bu içinde gıda var, ısıtıcı var, yine battaniye var, şeylere ulaştırıyorlar. Yine ben bizim hem Banas hem merkezdeki nakliyeci arkadaşlarımıza, kooperatiflerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsi sıraya girdiler. Sürekli arıyorlar. Yani ücretsiz oraya biz ne nakledilecekse hepsini nakletmeye hazırız diye kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sanayicilerimize, iş insanlarımıza yine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.